Şimdi de Mehmet Sami Bendi hocamızla ilgili sunumunu gerçekleştirmesi için sözü dördüncü konuşmacı Hüseyin hocamıza vereyim. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, merhaba. Mehmet Sami Benli, işte burada 1943 yazıyor ama Yenge Hanım'dan aldığım bilgilerde 1942 olmasının daha doğru olduğunu söylediler bana. 1942'de Gaziantep'te doğuyor merhum hocamız. Orada Akyol Mahallesi diye bir mahallede dünyaya geliyor. Baba adı Abdullah, anne adı Hatice. 1955'te henüz hiçbirimizin dünyada olmadığı bir tarihte ilkokulu. 58'de de ortaokulu yine aynı şehirde bitiriyor. 1959 yılında giriş sınavlarında başarı sağlayarak ikinci sınıfına girmeye hak kazandığı Heybeliada Deniz Harp Okulu Lisesi'ni 1962'de tamamlıyor. Bunu biraz önce de söyledim. Çoğunuz bilmiyor olabilir hocamızın askeri tarafının olduğunu. 1962'de başladığı askeri görevinden bazı özel nedenlerden dolayı 1965 tarihinde ayrılıyor. Bunu özellikle ayrılma sebebini yenge hanımla görüştüm. Şimdi vaktinizi almayayım. Eğer anlatsam gülersiniz. Yani beni dinleyebilirsiniz. Askeri görevindeyken bir ara 2 yıl kadar Mersin askeri onaran gemisinde güverde subay olarak görev yapıyor. Sonra burada tarihler var. İşte 66, işte 1-1-66, 31-5-66 tarihler arasında Adana'da Türk Hava Yolları'nda. İşte yine 66-73 yıllar arasında Gaziantep'te Yapı Kredi Bankası'nda kambiyo şefi olarak ve 74-82 seneleri arasında da bir taraftan özel olarak bakliyat ihracatıyla uğraştı. Aynı zamanda da bazı Amerikan ve Avrupalı şirketlere fıstık ve bağırsak pazarlaması yaptı. Yani hocamız okula başlamadan önce ticaretle uğraşıyordu. Mehmet Sami Benli hocamız 14.9.1982 tarihinde İstanbul Üniversitesi bildiğiniz gibi Arap Dili Edebiyatı ana bilim dalında yüksek tahsiline başladı. Yani yaklaşık 42 yaşındayken. Ve burayı 86'da normal tarihinde bitiriyor. 86 tarihinde de yine aynı üniversite bizim aynı bölümde araştırma görevlisi olarak atanıyor. Bu arada üniversiteye giriş yılı olan 82 yılından mezun yılı 86 senesine kadar daha önce Gaziantep'te çalışmış olduğu özel şirketin Avrupa'ya bağırsak pazarlamasına devam ediyor. 88 senesinde işte Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Fatih Devri sonuna kadar geçen dönemde Arapça belagate dair eser yazan Osmanlı Türk Alimleri adlı yüksek lisansını 88'de başlıyor, 91'de bitiriyor. Yine aynı şekilde 96'da başlamış olduğu Yusuf el-Kirmasti Hayatı Ettebiyin Filmeani vel Beyan adlı doktora tezini de 1999 senesinde bitiriyor. Sami Benli hocamız 16-10-2003 tarihinde emekliliğe ayrılıyor ve aynı tarihte de okuldan ayrılıyor. Ancak bu tarihten sonra yaz mevsiminde 2 ay kadar doğum yeri olan Gaziantep'te, geri kalan 10 ayı da İstanbul'da Kuzguncuk'ta bulunan evinde geçiriyor. Ve nihayet 21-11-2020 tarihinde değerli hocamız ahirete irtihal ediyor. Şimdi Mehmet Sami Benli'nin ilmi hayatına, şahsiyetine geçmeden önce biraz kısaca çalışmalarına göz atalım. Çok üzerinde durmayacağım bu çalışmaların. Molla Lütfi ve Zübdetül Belaga adlı bir eser kaleme almıştır. Doktora tezini yukarıda söyledim. Master tezini de söyledim. Bir şey var, hocanın daha çok ansiklopedi maddeleri var. Bunlar da burada. Merak edenler zaten ansiklopedi maddesine girip Sami Benli ya da maddenin adını yazarak İbni Akil, Dia dediniz mi? Karşınıza çıkar. İbni Derraç, İbni Zafer, işte İbni El-Murahhal gibi şahsiyetler hocamızın tarafından kaleme alındı. Geçelim şimdi esas anlatmamız gereken ilmi ve edebi şahsiyeti nedir? Şimdi hocayı sanıyorum en iyi tanıyanlardan birisi benim. Çünkü asistanlığından tabii emekli olduktan sonra yine buraya geldiği zaman zaman beni eve çağırırdı. Yenge Hanım Allah razı olsun çok güzel yemekler pişirirdi.
Onun Gaziantep'le ilgili işte Gaziantep'e has yemekler çok yedim merhumun evinde. Bu hocamızın ilmi ve edebi şahsiyetini samimiyetle söylüyorum bir oturumda anlatabilecek bir durumda değil. Çok fazla bir zaman gerekiyor. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hoca merhum Sami Benli alanında mücehhez, nadir hocalar arasında yer almaktadır. Buna özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Mücehhez, yani Arapça hocası olmakla ben Arapça biliyorum, işte şunu anlıyorum, bunu anlıyorum demekle Arapça hocası mücehhez bir hale gelemiyor arkadaşlar. Biraz sonra anlayacaksınız onun sebebini. Ben hocayı öğrenciliğim sıralarında tanımıştım. Ben 4'teyken yanlış hatırlamıyorsam o 1'deydi Sami Hoca. Geç başladı çünkü. Takdir edersiniz ki değerli arkadaşlar, alim sıfatını kazanmak bazı önemli özellikleri haiz olmayı gerektiriyor. Bunlar bir kişide, yani ilim adamında olmazsa buna tam olarak ilim adamı dememiz mümkün değildir. Nasıl ki komşusu açken tok yatan ya da kendisi için istediğini başkası için istemedikçe ya da Müslüman kardeşi için istemedikçe o kişi tam iman etmiş olamaz diye bir hadis-i şerif var. Buhari'de geçiyor ve sağlam. Bunun gibi bir şey. Yani evet, ilim adamı oluyoruz ama tam olamıyoruz. Onun derecesini bilmiyoruz tabii. Kişiye göre değişir. Biz normal hayatta da mesela deriz doktor, iyi doktor, işte orta doktor, anlamıyor olan doktor da diyebiliyoruz bazen. Çünkü biraz önce bir kızımız bir şey söyledi. Yanlış Tancı Hoca, yanlış tanıdan dolayı ölmüş. Mesela bunun gibi bir şey düşünebiliriz. Şimdi acaba sadece arkadaşlar ilmi kariyer ya da ilmi derecelerin en üst noktasına çıkmak bize iyi bir ilim adamı sıfatını kazandırır mı? Elbette ki hayır. Şimdi merhum hocayı daha iyi anlayabilmek için şurada vereceğim örneğe dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şimdi Yahya Kemal Beyatlı, hepiniz bilirsiniz Yahya Kemal Beyatlı. Bunu çok iyi hocalar için hep örnek veririm ben bunu. Darülfünun'da ders vermeye başlayınca tabii öğrencilere daha önce söylemişler. İşte o Yahya Kemal var ya, o gelecek derse. Yahya Kemal de onların gözlerinde, kafalarında büyütülen bir şahsiyet. Tabii gelmiş Yahya Kemal. Birinci dersten sonra öğrenciler bakmışlar ki ya sönük bir adam. Demişler ki ya, demişler ya Kemal, Yahya Kemal de bu mu? Ya bu muydu o bizim büyüttüğümüz insan diye söylenmişler ama birkaç ders sonra karşılarında bir ummanın durduğunu görünce Yahya Kemal'in etrafında hemen halkalar oluşturmaya başlamışlar. Yani bu şey de nedir? Bizim Sami Bey hocamız da aynen bunun gibi. İlk derste pek bir şey anlamayabilirsiniz. Ya da ilk sohbetinizde pek bir şey anlamayabilirsiniz. Sizin sorular ne kadar çoğaldıkça aldığınız cevaplar sizi onu oraya götürüyor. Yani gerçekten bir umman gibiydi. Kaldı ki yani Arapçaya, sadece Arapçaya değil, diğer İslami ilimlere de onun yüksek vukufiyetini gördükten sonra yani belki de kendinizden nasıl söyleyeyim ar edebilirdiniz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bizim öğrendiğimiz bir şey var. İşte Arapça metni çözdün mü, anladın mı, tahlil ettin mi, iş bitiyor. Bitmiyor kardeşim. Arapça birçok İslami ilimle bağlantılı. Dolayısıyla o dallardan da biraz anlamak lazım. Ben onu ilk defa Sami Bey hocamızda rastladım. Çantasız gelirdi hep okula. Burada şimdi Ömer ve İbrahim de bilirler. Çantasız gelirdi ve ceplerinde hep böyle hatırlatma kağıtları olurdu. Kitap taşımazdı yanında zaten. Bana göre bunun bir sebebi olmalı. Zihni çok fazla doluydu. Bunu yenge hanımla da görüştükten sonra tahsiye ettim. Yani zihni çok dolu ve o doluluğun verdiği şeyle nerede ne yazacağını dahi şaşırır bir haldeydi. Yani böyle kağıtların her tarafı dolu olurdu. Yalnız hiçbir kağıdın hiçbir noktası boş kalmazdı. Biz tabii iş arkadaşları olarak işte Mehmet hocanız, ondan sonra zaten bir Mehmet Hoca ile ben vardık o dönemlerde. Daha sonra işte Zülfikar Bey de vardı. Rahmetli Zülfikar Hoca da vardı tabii. Zamanla baktık ki bizim karşımızda gerçekten bir umman var. Okyanus gibi bir adam. Ya aruz soruyorsun biliyor. Araştırmalara tevelliler soruyorsun biliyor. Akaid soruyorsun biliyor. Tefsir soruyorsun biliyor.
Belagat soruyorsun biliyor. Dedik bu ne yahu? Baktık ki sadece dilden anlamayan bir insan var karşımızda. Yani aynı zamanda fıkıh, kelam, hadis, tefsir, belagat, aruz ve hatta matematikten anlayan bir hoca var karşımızda. Bunlara inanır mısınız? Bütün bu ilimleri tek başına elde eden bir insan o merhum. Yani çok zorlandığı zaman o da şöyle, yenge hanımdan aldığım bilgi, böyle ayaküstü biriyle sohbet ettiğinde bir mesela hoca sıfatını almış birisiyle görüştüğünde, eğer o kafasına takılan bir şey aklına gelirse orada sorar, orada öğrenilmiş. Fakat öğrendik ki rahmetli merhum hocamız ta ilkokuldan başlamış öğrenmeye. Hem de irtihaline kadar. O yastıklar böyle o tükenmez kalemle böyle hep şeymiş. Çiziliymiş yorgan, yastık, her taraf. Sadece biraz önce anlattığım gibi bir meseleye takılmışsa onu ayaküstü olarak sorarmış. Yani gidip bir hocanın rahleyi tedrisinden geçmemiş hoca. Ben hoca ile birlikte tabii takıldığım bütün soruları ona sorardım. Hiçbir zaman şu soru cevabı almadım kendisinden. Öyle de olur, böyle de. Yani öyle de olur, böyle de olur biraz ya kaçamak bir cevaptır gerçekten. Yahut da yani rahatlıkla diyebilirsin. Ya bunun cevabını daha sonra getireyim de diyebilirsin ama öyle de olur, böyle de iki şeyi var bunun anlamı. Ya bir, cevabını bilmiyorum. Ya iki, gerçekten iki tarafı da şey yapabilir, kapsayabilir. Bir şey anlatırken bunu arkadaşlar da şahittir. Hani hadis-i şerifte Hazreti Peygamber ne diyor? Kellimun nas ala ukulihim. İnsanlara yani kültürel düzeylerine göre, anlayış kapasitelerine göre, akıllarının seviyesine göre konuşun. Ben onu onda çok yaşadım. Bir şey sorardım, anlatırdı, kafam almıyordu. Hoca şeyini değiştirirdi bu sefer. Bak şöyle anlatayım sana Hüseyin. Alırdı kağıdı, kalemi, ufaktan küçük cümlelerle onu anlatmaya çalışır ve ben de anlardım. Şimdi hocanın hayatı hep kitaplarla iç içe geçti. Yani bunu tabii ki böyle şu anda çalıştığım okulda da bir arkadaşımız öyle. Bütün hobisi, merağı, hedefi kitap toplamak. Fakat hocanın topladığı kitaplar öyle 3 kuruşa, 5 kuruşa alınacak kitaplar değildi. Yani çok bir kitap alınması gerekiyorsa o kaç para olursa olsun onun mutlaka ödemesini yapar ve alırdı kitapları. Hatta zaman zaman beraber Mahfuz Kitabevi vardı. Arkadaşlar bilir Mahfuz İrşat Kitabevi. Mahfuz Kitabevi değil de İrşat Kitabevi vardı Sultanahmet'te. Oraya gider, oradan kitaplara bakar, seçer, alırdı. Şimdi Cemil Meriç'in bir sözü var arkadaşlar. Tek dostum kitaplarım. Tek düşmanım cahil dostlarımdır. Bunu ben çok uygun görüyorum merhum Sami hocamız için. Yani en önemli dostlarının kitap olduğunu çok iyi biliyorum. Yani cahil kalmakta ısrar edenle pek ülfet edemediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir karşısındaki arkadaş böyle cahil kalmakta eğer ısrar ediyorsa ondan çok hoşlanmazdı. Yani şeyler nedir? Kullandığı cümlelerde her gün bu yayın evlerine uğrayıp yani hemen hemen her gün demeyelim de zaman zaman uğrayıp kitap dünyasını takip eder, ilgili kitapları edinirdi. Ya bu kitaplar arasında tabii Arap dili var, Türk diliyle ilgili var, efendim tarihimizle ilgili var. Yani sadece Arap dili ve edebiyatı ile ilgili kitap almamış hoca. Bu arada değerli eşleri Hülle Hanım'ın daha dün de görüştüm kendisiyle. Allah şifa versin, biraz rahatsız. Hanımın hocanın satın almışlığı arkadaşlar olduğu, siz de evleneceksiniz ya da kocaları olan kız arkadaş hanımlar da burada dinlesinler, çok önemli. Satın almış olduğu, hanginiz yaparsınız bunu? Binlerce kitabı sayfa sayfa kontrol edermiş Hülle Hanım. Böyle kontrol edermiş. Eksik ve yırtık varsa oraya kağıt koyarmış, sayfa numarasını yazarmış ve onları yenge hanım buradan Kuzguncuk'tan ta Beyazıt'a o iki elinde torbalarla gider onları değiştirirmiş. Yani o kitapların binlerce kitabın hepsinde yenge hanımın damgası var arkadaşlar. Yani Sami Bey Allah rahmet eylesin %50 sevap almışsa %50'si de yenge hanıma aittir. Şimdi satın almışlığı kitaplara baktığımız zaman ben o kitapları Gaziantep'te Mustafa Çiçekler arkadaşımızla birlikte 2 gün koliledik şeydeki kitapları, Gaziantep'teki kitapları. Buradaki kitapları
Yine ben Mustafa Çiçekler, Ömer İshakoğlu, İbrahim sen var mıydın bilmiyorum. İbrahim Şaban, Mahmut Şan. Hepimiz orada bu kitapları kolilerken zaten kitapların içeriğini kapaktan anlıyorsunuz. Şimdi o kitapları görünce Sami Benli ailesinin nasıl bir ayna olduğunu görebiliyoruz. Hani bu Baldassar'ın bir sözü var. İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır. Sözünü de göz önüne alırsak, merhum hocamızın kalabalık bir arkadaş ordusu arasında hiçbir zaman yalnız kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok fedakar bir insan Sami Bey, merhum. 2006 senesinde işte burada yazılı olduğu gibi 28 yazma, 1813 adet eski harfli basma, 372 adet yeni harfli Türkçe basma ve 84 adet yabancı dillerde olmak üzere 297 kitaplık koleksiyonunu oraya hediye etmiş. Ve bu bir sene önce de bizim Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne merhum hocamız tabii yerine yenge hanım bizim kütüphaneye 10 bin kadar arkadaşlar kitap hediye etmiştir. 10 bin. Bunlar alanları bakın İslami ilimler, Arap dili, Fars dili, tarih, biyografi, ansiklopedik ve sözlük alandaki eserler. Merhum hocamızın ilmi şahsiyetini bir hocamızın kendisiyle ilgili yazmış olduğu bir ifadeyi aktararak ilmi şahsiyete devam etmek istiyorum. Her zamanki hürmet ve vakarlı davranışları asla kaybetmemiş. Gerçekten öyleydi. Bu arada lisan ve lisan üstü talebelere de bilgisini, sevgisini ve ilmi tecrübelerini sunmuş. Hepimiz ondan yararlandık. Hatta birçoğuna tez yönetimi denilebilecek yardımcı olmuştur. Yani bunu itiraf ediyoruz. Hepimiz belki ünvan olarak bazılarımız onun önündeydik ama ilmi olarak onun çok gerisindeydik. Şimdi bir Iraklı arkadaşlar 1992 senesinde merhum hocamızla tanışma fırsatı bulmuş. Onun hoca ile ilgili kaydettiği notlar var. Onlardan biraz okuyayım isterseniz. Normalde öğlen keserek aldım. Normalde öğlen molasında kitap evine kimse gelmezdi. Bu Iraklı dostumuz İrşad kitap evinde çalışıyor. O anlatıyor şimdi. Ben de o gün işteydim ve yalnızdım. Tam yemek yemeye başlamıştım ki içeri 50'li yaşlarda konuşma tarzı ve duruşu ilim irfan sahibi olduğunu gösteriyordu. Kendisinde para ve servetin hiç veremeyeceği bir kibarlık ve efendilik vardı. Gerçekten öyleydi. Sami Bey'in maddi durumu iyiydi. Ama bunu hiç belli eder miydi? Arkadaşlar söylesin. Asla. Hemen yerimden fırlayarak kendisini karşıladım. Fakat o bana bakma sen. Mola hakkını sonuna kadar kullan. Bu arada ben de rafları gözden geçireyim dedi. Bu tavrı çok centilmence bir tavırdı. Çay faslı ile biraz sohbet ettikten sonra kendisinin İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığını öğrendim. O günden sonra onu daha sık görmeye başladım. Hikaye uzuyor. Yani orada hoca da evine gitmiş, ziyaret etmiş. Paraya, pula, gösterişe, kısacası maddiyata hiç değer vermeyen Sami Hoca her şeyini bağışladığı kitaplara yatırmıştı. Gerçekten öyleydi. Evine gittiğiniz zaman evinde gösterişli eşyalar bulamazdınız. Gösterişli yok şu koltuk olmaz şunu alalım. Böyle bir şey yok. Yok şu buzdolabı olmaz şunu alalım. Şimdi bazı hanımlar diyor ya olmaz yeni moda şu olacak. Ya da gidiyor bir arkadaşının evinde başka bir moda işte televizyon görüyor o olacak vesaire. Sade maddi durumu iyi olmasına rağmen sade yaşayan nadir insanlardan bir tanesidir gibi benim kafamdaki Müslüman tiplemesi de budur arkadaşlar. Zengin olacak olursa olacak demiyorum eğer ise ama sade yaşayacak bunu belli etmeyecek etrafına. Şimdi Hülle Hanım onunla ilgili de bir şey var burada bilgi var. O çok beni etkiledi. Çok duygulandım. Çok tabii yalnızlık çekiyor. Ben ara sıra arıyorum kendisini görüşüyorum. Yalnızlık çekiyor normal çünkü 50 sene birbirlerinden ayrılmamışlar. Hatta 60 sene. Burada dikkatlerinizi hocamızın değerli eşlerinin başsağlığı telefonunda Iraklı kardeşimize sarf ettiği şu sözlere çekmek isterim. Yani Iraklı bu değerli kardeşimiz aramış çünkü evlerine gitmiş, yemeğini yemiş, onun başsağlığı dilemek için. Yenge Hanım'ın cevabı şu, bakın, oğlum,
Sami ve ben hep aynı günde bu dünyadan göç etmeyi Allah'tan dilerdik. Allah Allah. Bak bak şimdi. Zira biz iki bedende tek bir canı paylaştığımızı hissederdik. Ama kader diyelim, o benden ayrı tek başına ahirete irtihal etti. Koronanın gözyaşlarınızı belki tutamazsınız. Bakın, koronanın acımasız yasaları mucibince ne ben onun cenazesini görebildim, ne de hak ettiği cenaze merasimine sahip olabildi. O hakka yürürken ben de hastanede ölüm kalım savaşı içindeydim. Düşünebiliyor musunuz? Hoca rahmetli olmuş, yenge hanım da koronaydı. Aynı anda yakalandılar. O da hastanede yoğun bakımda. Bu ifade çok etkili bir ifade. Nihayet bu arkadaşımız olduğu cenneti en yüksek firdevsini nasip etsin diyerek noktalıyor ifadelerini. Şimdi ben arkadaşlar hoca ile uzun yıllar beraber çalıştım. Asistanlığım dönemi ve nihayet ben bir ara Mısır'a gittim 2 yıl. Sonra hocayı geldim, emekli olduğunu gördüm hocanın. Şimdi uzun yıllar beraber çalıştık. Sami Benli hocamızın her çalıştığı yerde nadir bir kişilik sergilemiştir. Bunu herkes şahitlik eder buna. Bir kere dürüst bir insandı. Bakın arkadaşlar, hocanın şeylerini anlatırken, ilmi şahsiyetini anlatırken bu tarafları da anlatacaksın. Yani şöyle yazardı, böyle yazardı ama dürüst, samimiyet, güvenilir, vefa duygusu, yardımseverlik hiç şey yoksa bana ne onun ilim adamlığından? Bak, dürüsttü, samimiydi, güvenilirdi. Bu çok önemli, güvenilir olmak. Karşı tarafa güven vermek. Sami Bey'e her şeyinizi teslim edin, bırakın gidin. Vefa duygusu, çok vefalı bir insandı. Yani bir iyilik yaptığınız zaman asla unutmazdı. Yardımseverdi, vatanseverdi. Adam vatansever değilse beni ilgilendirmiyor onun ilim adamlığı mesela. İsraftan kaçınırdı. Tutumluydu. Şey değildi, nedir? Cimri değildi arkadaşlar. Tutumluydu. Çünkü o bir zerre şeyin kaybolmasına taraftar olmazdı. Devlet malına değer verirdi. İşine zamanında gelirdi. Bak bu bizim aramızda bir hastalıktır arkadaşlar. Yani işe zamanında gelme, derste zamandan çıkma. Bunlar eğer hak hukuk ise vaziyetimiz iyi değil. Görev duygusu ve göreve bağlılık gibi hasletleri hep yanında taşımış bir hocamız. Yani şimdi biz evet... sona doğru geliyorum. Bana göre bunlar ilmi şahsiyetten çok daha önemlidir dediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Benim bazı prensiplerim var, öyle diyorum ben. Bir, güvenilir olmak. Yani ilmi şahsiyetten önce gelir. Her hareket ve haliyle hocanın güvenilir olması gerekiyor. Güvenilir insan olmak insan değerini değer katar, onu yüceltir. Hani derler ki arkanızdan ya işte şöyleydi böyleydi ama dürüst bir adamdı ya, güvenilir bir insandı, mert bir insandı. Ya bunlar yeterli. Bazı kusursuz insan yoktur zaten dünyada. Samimi olmak, her davranışından samimiyet akmalı. Arka planda, yani şu beynin arka tarafında başka hesaplar olmamalı. Samimi olmak elbette ki muhataplarla kolay iletişim kurmaya yardımcı olur. Ve muhataplar da bundan güç alır. Falan burada uzun uzun anlattım hocanın bazı özelliklerini. Hepsini anlatmayayım isterseniz. Biraz önce neydi bir şey söylemiştim. Değer verin ya da vermeyin ama asla ben bunu tam tersini söylüyorum. Eğer şeyse değer verir gibi yapın. Benim de sözüm öyledir. Değer verir gibi yapın. Hiç olmazsa o karşı tarafın gönlü olsun. Siz içinizden, beyninizden değer vermeyin ama değer verir gibi karşı tarafa davranın bir süre. Şimdi bu önemli. Derslerine zamanına girmek ve çıkmak meselesi. Bu uzun senelerin problemi arkadaşlar. Mesela zaman zaman hepiniz, siz de etrafınızda mutlaka vardır. Zamanında girmez, efendim erken çıkar, şu bu vesaire. Bunlar rahatsız edici durumlar. Yani bir ilim adamına rahmetli Nihatçetin Hoca doçentlik dosyasında şu kaydı düşürmüşlerdir. Dersine bir dakika dahi geç kalmayan bir insan diye. Bir dakika. Ben şahidim, öğrencisi oldum. Biz onu saat 9 oldu mu damlardı hoca sınıfa. Ondan sonra biz dersin bitişini biz ona söylerdik. O çünkü bıraksak öğlene kadar derse devam edecek. Bir de kişilikli hocanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de Sami Bey'i konuşuyoruz.
nasihat veren makamında olmak. Zaman zaman ya nasihat verebilmek durumunda olmalısınız. Yani örnek hocanın zaman zaman öğrencilerine nasihatte bulunmalı. Onların mesela geleceklerini kendisini de ilgilendirdiğini hissettirmeli onlara. Sonuç olarak yüksek ilim birikiminin yanı sıra, cümleyi şöyle bağladım. Yüksek ilmi birikiminin yanı sıra, önemli bakın, yüksek ilmi birikim, burada saydığımız vasıflarla da donanmış, yukarıda saydığım bütün vasıflar vardı kendisinde. Hepinizi tanıyanlar şahadetlik eder herhalde. Ve donanmış bulunan Mehmet Sami Benli, ilmi kişiliğini ahlaki değerleriyle taşıyarak ender sayılabilecek şahsiyetler arasına girmiştir. Şimdi bu da kaynaklar. Eğer müsaade edersen fotoğraf göstereyim mi biraz? Buyurun Sayın Hocam, buyurun. Tamam. Şimdi hemen geçiyorum Sami Baba. Önce şu videodan biraz göstereyim size. Bakın 25 sene önce ben ve Sami Hoca'nın bir videosu. Bakın şu ben gençliğimin baharındayım. Hocam göremiyoruz Allah'ın yalnız. Allah'ın yerini nur etsin Sami Bey. Hocam göremiyoruz. Bu da uzun adam dediğim ya neydi bunun adı ya İbrahim? Hüseyin Hocam göremiyoruz biz. Sesim geliyor mu? Hocam. Bak. Hüseyin Hocam. Bu kadar ancak gösterebiliyorum. Ötekilerini de göstereyim size. Bunu nasıl kapatayım? Bu nasıl? Sami Bey'le göstereyim. Şimdi şuraya bir bakın. Biraz hocam, göstereyim çünkü fotoğraflara. Bakın Sami Bey merhum çalışıyor. Çalışma şeyinde. İbrahim niye kestin? Hocam resimleri göremiyoruz. Siz sadece kaynaklar var orada. Onun için kestik. Öyle mi? Evet. Göstermedin mi ben resim? Dur göstereyim. Dur. Resim falan görmedik biz hocam. Onun için. Tamam, ama bunu yapmam lazım değil mi? Nedir? Paylaş deyin. Sıkıntı yok. Ben keserim hocam. Sorun yok. Paylaş. Bakın. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Bak şu Sami Bey. Arkadaşlar bakın. Burada olabilir. Annesi, merhum annesi. Bu da akrabalar. Şu Sami Bey. İşte 4-5 yaşında. Şu anne baba Sami Bey görüyorsunuz. Şu çok tatlı bir fotoğraf. Bakın bu Sami Bey. Tanıyanlarınız mukayese etsin şimdi o fotoğraflarda. Şu annesi, merhum annesi Sami Bey'in. Yine Sami Bey. Bu Gaziantep Ortaokulu'nun lisesindeyken 1943 1959 senesine ait bir kimlik. Sami Bey 20'li yaşlarda artık ticaretle uğraştığı dönemler. Bu da öyle. Bu da Sami Bey'in karnesi arkadaşlar. Bakın orada geçti diyor. İşte o zamanki notlar 59 senesi. C1 matematik vesaire. Sami Bey görüyorsunuz. Yine asker Sami Bey. Sert de bir askermiş baksana bakışa. Komutanından başarı belgesi mi alıyor, ne alıyorsa bir şey alıyor Sami Bey. Bu ticaretle uğraştığı sıralar, bu Fransız sanıyorum bu adam. Onunla işte ticaret gemilerde mal yükleyecekler, onları konuşuyorlar. Yine Sami Bey fıstık ticareti yaptığı için fıstık pazarın şeyinde, fıstıkların toplandığı yerde. Burada bu sanıyorum bu İmleç'te şu Amerikalı, bu Sami Bey, bu da bilmiyorum bir vatandaş. Yenge Hanım ve Sami Bey evlendiği sene arkadaşlar. Bu da işte birbirlerini çok severlermiş. Fazlaca severlermiş. Yani benim yengeden dinlediklerimi tabii hepsini burada aktaramıyorum. Çok büyük bir sevgi vardı aralarında. Şu hele hele bir olay var. Anlatsam ağlarsınız yani. Bu kadar Sami Bey yengeyi seviyormuş. O da Sami Bey'i seviyormuş. 1966. Bunu gösterdi. Mahmut kardeşimiz daha önce gösterdi. Bu Sami Bey, burada sırtını görüyoruz. Bu Sami Bey aslında. İhsan Örücü'den ders alıyoruz. Onu ben mi çektim? Başka birisi mi bilmiyorum.
Burada Sami Bey, bakın Sami Bey burada şurada sanıyorum ya da biraz ileride kaldı, tam görünmüyor. Burada işte çektiğimiz fotoğraflardan burada Sami Bey var, görüyorsunuz. Yine burada bu öğrencilerin hepsi gözümün önünde ya. Hepsi pırıl pırıl çocuklardı ya bunlar. İşte okulun önünde Sami Bey'imiz nerede? Şurada. Bakın daha genç duruyor. Bu fotoğrafı biraz önce gösterdi mi Mahmut bilmiyorum. Biriniz gösterdiniz herhalde. Bu rahmetli Mustafa Seçkin, rahmetli Sami hocamız, rahmetli Zülfikar Tüccar, Mehmet Yavuz. Bu Mustafa hocanın, Mustafa Seçkin hocanın oğlu. Bu ben, bu da bir öğrenci. İsmini hatırlayamadım. Bu işte Sami Bey'in odasında 1987'li yıllar olması lazım öğrencilerimiz. Yine bu Sami Bey'in odası, evet. Şu benim odam mı, Sami Bey'in mi, pek emin değilim. Ama öğrencilerle Sami Bey kütüphanede, Sami Bey, Mustafa şey, Mehmet Yavuz'la kış mevsimi, tabii en az 30 senelik bir resim. Bu benim odamdı arkadaşlar. Benim odamda oturuyor, yani şöyle oturmuşken bir fotoğraf çektik. Bu işte görüyorsunuz, o zaman çok meraklıydım arkamı ve Suudi Arabistan haritası. Şuraları görüyorsun, Karadeniz'in evleri bunlar. O zaman da hastalık vardı bende. Şu arkada asılı, işte şurada kitaplar, mitaplar. Tam Bey'in kütüphanesi arkadaşlar. Bu, yani bunu görmeyenler için şu kütüphanenin sadece bir yüzü. Böyle kaç tane yüz var. Yani şu kitaplar çok pahalı kitaplar arkadaşlar. Ciddi kitaplar, 10 cilt. Şimdi şey hatırlar arkadaşlar, burada kolilemede olan arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şu. Bu değil tabii, daha çok var. Bu kolileme işi Gaziantep'te bitti. Mustafa Seçkin, Yenge Hanım ve ben elhamdülillah dedik ve böyle bir resim çekelim. Kolileme işini bitirdik. Kolilere bakar mısınız evin içerisinde bir kısmı? Bu da Allah yerini nur etsin. Hocanın işte kabri. Şurada doğrusu yazılmış 1942-2020. İşte Yenge Hanım, Mustafa, ben buraya gelmişiz. İşte bir Fatiha okuduk hocamıza. Çöktük. İşte böyle bir hüzünlü bir durum. Şunu şuradan atıyorum bunu. Bunu aşağı atıyorum. Şunu da isterseniz şey yapayım. Hangisiydi? Hocam paylaşımı kapatıp yeni varsa yeniden paylaşın. Ha, onu bir göstereyim size. O bizim fakülteye gelen şeyi göstereceğim size şimdi. Fakültemizde arkadaşlar, benim şu anda çalıştığım fakültede hocanın kitapları için açılan yer. Bak burası, şu oda. Şu oda resmi var merhum hocamızın. Şurada adı var. Hocam göremiyoruz. Göremiyoruz hocam. Öyle mi? Tekrar paylaşım yaparsanız. Bir dakika. Göremiyorsanız sorun var demek. Dur. Ekran paylaşımı. İşte. Şimdi görülüyor mu? Evet hocam. Şimdi bu resmi tabii İbrahim çekseydi çok daha usturuplu çekecekti bunu. Ben çektim, böyle çektim. Biraz yan oldu. Bu işte merhumun şimdi Doktor Mehmet Sami Benli Kütüphanesi. Burada 10 bin kitap var arkadaşlar. İki tane şu da ona ait. Niye aşağı gitmiyor bu? Allah Allah. Bu niye gitmiyor arkadaşlar? Hocam resimler ayrıysa ayrı ayrı paylaşmanız lazım. Paylaşımı bitirip yeniden. Eğer slide yapmadıysanız. Yok o slide neyse şöyle yapayım bak. O zaman paylaşımı durdurup isterseniz siz onu hazırlarken ben bunu kapatayım hemen. Paylaşımı durdurayım, diğerini paylaşın siz. Tamam, çıkayım mı, ne yapayım? Yok tamam, ben çıktım, şimdi paylaşın paylaşmak istediğinizi. Dur şimdi yeniden bu çok ekran güzel paylaşımı. Bir fotoğraf, size orada kendisine hakikaten kıymetli bir yer ayırdılar. Bakın şu bir kısmı. Merhum Sami Bey'le ayrılan, üniversitemizde ayrılan kütüphane. Şurası ve İlahiyat Fakültesinden bazı çocukların burada çalıştığını gördükçe mutlu oluyorum. Mesela geçen birisi fotoğrafını çektim, yengeye gönderdim. O da tabii çok duygulandı böyle. Hatta bakın geçen yenge gelmişti Hülya Hanım. Buraları bir gezdireyim dedim tekrar. Gezdik, bir kitabın yani dik değil de sırtı üzerinde konulduğunu gördü yenge orada. Hemen yani bu kitap zarar görür
Ya şu hassasiyete bakar mısınız arkadaşlar? Ona bile tahammül edemedi yenge. Yani Sami, merhum Sami hocamız o şeyini, huyunu da verdi şeye, yengeye. Sami Bey de öyleydi. Yani kitap alınca sanki bir evlat gibi okşardı, önüne bakardı. Arkadaşlar, bakın. Şuna bir bakın arkadaşlar. Baştan bakın Sami Bey. Sami Bey hocamız, görüyorsunuz değil mi İbrahim? Evet hocam. Bak, koridordan yukarı çıkıyor. İşte dünya arkadaşlar, bir varmış bir yokmuş. Onun için bugün karar verelim. 3 gün içinde küçüklüklerimizi sonlandıralım. 2 günlük dünya. Boş verin. Bak. Bu biz şimdi koridor değil mi? Bak oraya baktı. Oraya bir... Ahmet Sıpı Fırat. Evet. Hocamız. Evet, şimdi orada biliyorsunuz, odasını biliyorsunuz zaten. Evet. Anahtarı zaten hep arkasına takıldıydı hocanın. Evet. Bakalım ne oluyor. Bu 25 yıllık video arkadaşlar. Bu yaklaşık 20 yılı geçti. Evet. Bunun bir hikayesi var arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar, şimdi burada benim başka gösterecek bir video daha var ama gerek yok artık. Bitirelim bunu. Benim konuşacaklarım bunlar.